Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kozmetik alışverişine çıkacağız, hem de yarı fiyatına. Muhteşem şeyler bulacağız, hadi gelin benimle. Evet, geldim ve şimdi arkamda görmüş olduğunuz kozmetik markete giriyoruz. Dev gibi bir yer, 4 katlı, mükemmel şeyler bulacağız. Burada inanılmaz derecede ucuz arkadaşlar. Ha, sıkıyormuş. Ay aman Allah! Çok kötü, o son sürdüğüm çok kötü. Onu sakın almayın. O çok kötü. Bir saniye. Bir sindirmem lazım. Bir saniye. Evet, şimdi gelir gelmez hemen Simple'ı gördüm. Simple burada inanılmaz derecede ucuz arkadaşlar. En son mendilini 38 liraya almıştım. Bakın burada ve hani suya dayanıklı maskarayı bile çıkartabilen versiyonu var. Türkiye'de sadece bir versiyonu var, dümdüz beyaz olanı. Burada 50 çeşit versiyonu var, anti-aging olanı bile var. 3 al 2 öde kampanyasıyla fiyatı 23 lira. Şimdi ben bundan 3 tane alıyorum. Ya inanılmaz iyi ya, böyle bir şey olamaz. Başka versiyonlarını göreceğim mutlaka, onları göstereceğim size. Ay inanmıyorum. John Freda'nın bu en çok sevdiğim Freeze E serumları. En son buraya gelmeden 4 gün önce falan en son fiyatı 100 liraydı. Net 100, 00'dı yani. 99.9 bile değil, 100'dü. Bunda da aynı şekilde 3 al 2 öde var. Hemen söylüyorum, hemen bir saniye. 42 lira. Yarısından da ucuz. 3 al 2 öde var ya, bir tanesi bedavaya gelecek. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bu 100 lira. Sadece bir tanesi. Ben iki tane alıyorum, 100 liradan az veriyorum. Artı bir tane daha hediye oluyor, 3 tane. Şu an çıldıracağım. Anlatabildim mi? Ay inanamıyorum. Tamam ve bir de şey, farklı farklı da alabiliyorsun. Yani İlla ki 3 tane mor almana gerek yok yani. Bir ondan bir ondan falan alabiliyorsun. Bir saniye. Bunu bir sindirmem lazım. Okey, bundan alıyorum. Kesin alıyorum. Morunu seviyorum. Bir tane kırmızı alalım. Çok kararsızım. İkizler burcu oldum bence ben. Burçlar değişti mevzusuna inanarak. Ve şu duş jelleri var ya, efsane. 1 pound mu? Tamamıyla %100 doğal içeriklerden oluşan bir duş jeli. Bana arkadaşım bunu hediye aldı, dev boyunu. Önce dedim ki duş jelini götürmeye değer mi İstanbul'a, bilemiyorum da falan. Şu an arkadaşım Seda'ya çok teşekkür ederim beni bununla tanıştırdığı için. 1 pound. 1 pound. Hemen alacağım. 7 lira. Ben şok. Hemen alıyorum. Ya normalde, ah çok güzel. Çok güzel, çok güzel, zencefilli. Normalde kalkıp duş jeli taşımazsın hiçbir yere ama bunu taşırsınız, taşımalısınız yani. O kadar memnun kalacaksınız ki. Ah bu çok güzel kokuyor. Apple Melon alacağım bir tane. Şu ne, güllü mü? Şu da çok güzel. Apple Melon ve Pineapple şey aldım. Dove'un deodorantları 10 lira. Şu 10 lira. Kendi deodorantıma da bakacağım, o ne kadar. Benim deodorantım, size sürekli hep önerdiğim Maximum Protection var ya, 24 lira. Türkiye'deki fiyatı hemen söylüyorum, 51 lira. Değişiklerden alıyorum hemen. Bir sürü çeşidi var, antibakteriyel olanı varmış. Bunu alıyorum. Bu çok güzel, bundan kesin alıyorum ya. Tabii ki buraya gelmişken enteresan ürünlere de bakacağım. O yüzden sürprizli bir şeyler alıyorum sizin için, açılmamışından. Alalım. Bak burada şeyler de var. Ay bir dakika. Simple'ın da deodorantları var. 14 lira ya. 14 TL. Alayım mı? Hiç daha önce denemedim. Denemek de istiyorum. Hadi bir tane alayım. Bir sürü alternatif var. Bunda Invisible'ı var. Ya da ben şey kullanmıyorum. Böyle alayım arkadaşlar. Invisible alayım. Tamam mı? Vanilla Peach'miş. Vanilya ve şeftali kokulu. Tamam. Bir tane ondan aldım. Şimdi Tony Yangay'ın oraya geldim. Tony Yangay'ın en çok sevdiğim maskelerinden bir tanesi olan Damage Repair. Daha önce favorilerime eklemiştim ben bu maskeyi. Gerçekten harika bir maske. Türkiye'de 80 lira bunun fiyatı. Buradaki fiyatı 33 lira. Ağlayalım mı? Hep birlikte. Of, sinirlerim bozuldu. Dur. Çok güzel ürünler var burada da. Şu ne? Aa, bir dakika bunu açıp bakacağım. Ha tamam, şeymiş ya, pardon. Değişik bir ürün de. Mesela OGX'ler var. OGX mi şu? Evet, OGX'in pahalı. Bunlar biraz pahalı. Aa, Freezies, tamam değiştiriyorum. Dur, 3 for 2 idi. Bir tane de bundan alalım. 3 rengini almış olduk, tamam mı? Freezies, Weightless Wonder. Bunu alacağım.
Değişik bir şey bu. Şu ne? %100 Shine Gloss Ekmesi. Bundan da alacağım. Aa, bakın L'Oreal'in şeyinin maskaralısı var. İncecik. Benim aldığım kalıcı oje. İşte buradan almıştım. Revlon. Revlon. Çok güzel şeyleri var Revlon'un ya. Ay Sleek. Ya gittiğine en çok üzüldüğüm markalardan bir tanesi de kesinlikle Sleek. Sleek'in BB kremini, yok CC kremini önermiştim. CC krem. Her kullanan çok memnun kalmıştı. Artık Türkiye'den çekildiği için bana diyorsunuz ki bizi alıştırdın böyle şeye. Bize şimdi muadilini bulacaksın. Haklısınız. Pigment Transformer diye bir ürün buldum. Hemen alıyorum. değişik şeyleri alırım. Rihanna. Rihanna'nın Fenty Beauty kozmetik markasında en çok sevilen, Türkiye'deki bloggerlar ve youtuberlar tarafından en çok sevilen ürünü transparan pudrası. 19 pound. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz ben? Hesap makinesine falan hiç girmiyorum. 19 pound to TRY diyorum ve enter diyorum. 133 lira. Bence çok iyi fiyatı. Kesinlikle Türkiye'de 133 lira değil bu. Bunlar en son gelenleri Fenty'nin şey eyelinerlar. Bir tane bundan alalım mı ya? Neon makyaj yaparız. Hala var trendi. Bak renge bak. Ama gene transparan. Yani yine şey çok opak değil. Dur bakalım bir kurusun. Şu ne? Vaa aslında çok güzel renk. Tamam. Aklımda. Too Faced. Çok seviyorum Too Faced. Acayip seviyorum. Acayip. Bendeki paleti bu. Chocolate Bar. Aşırı güzel bir palet ama. Bak şuna bak. Bak renklere bak. Hadi burnum boyandı mı? Evet. Bak. Pigment Show yine. Merve'den Pigment Show. Şaka mısın? Bak başka hangi rengi yapalım? Şunu yapalım bak. Ay çok güzel. Bak. Olaya bak. 39 pound. Böyle bir alışverişe girerken mutlaka yanınıza ıslak mendil almanız lazım. Ben onu akıl edemedim. Başka paletleri de var burada. Şuna bak, şuna. Hiç güzel değil bu. Bu hiç güzel değil. parça oldu. Dur arkada var mı? Bir dakika. Çok kötü o. Son sürdüğüm çok kötü. Onu sakın almayın. O çok kötü. Her yerim sim. Şimdi ben ağzım yüzüm her yerim sim olacak. Şunları özellikle silmiyorum ki ne kadar opaklaşacak diye göreyim diye. Of ya Merve ya. Bunun sim olacağını biliyordun her tarafını. Niye gittin sürdün onu ya? IT Cosmetics. Oo, bunun böyle makyaj ürünleri var mıydı ya? Sadece BB krem, CC krem sanıyorum ben. Aa, ayıp bana. Neleri varmış hem de. Bakar mısın? Too Faced'in yeni koleksiyonu tuttu Fruit'te. Ha, sıkıyormuş. Ay aman Allah'ım. Koku muhteşem. Kavun sıkıyorum suratıma. Suratıma kavun sıktım. Ay harika. Böyle simli şeyleri, highlighting drops'ları, hepsi şeyli. Grapefruit işte şey gibi kokuyor. Tropik meyve kokulu. Ay çok güzeller. Şöyle bakın highlighter ışıltıya bakar mısınız? Çok iyi. Stila var burada da bak. Şurada şey varmış Nude by Nature diye bir marka. Bunu hiç bilmiyordum. %100 ama doğal içeriklerden oluşuyormuş şeyleri. Bu da Stila. Şunlar bakın simli şeyleri. Simli. O kadar beğenmemiştim ben bunu. Yani belki benimki o kadar iyi değildi bilmiyorum. Aa Bare Minerals var burada. Şeyin karısı Justin Bieber'ın. Onun yüzü oldu yeni Bare Minerals. Benefit yeni fondöten çıkarmış. Bundan alacağım. Hemen söylüyorum 26 pound. Onu kesin alacağım. Değişik ürünleri almayı çok seviyorum. Türkiye'ye henüz gelmemiş olanları. Aşağıdaki klasik olanı şu. Ben bunu çok seviyorum. Bu da yenisi. Aydınlatıcı etkiliymiş bu. Dur 26 pound. Bir dakika. 182 lira. Bence fena değil. Tamam.
bu aklımda. Kula'nın dev boyu. Aa, hiç bizde yok bu kocaman boyu. Bir de galiba bize toasted yok ama zaten bu birazcık daha şey için, çok koyu tenli insanlar için yani. Fiyatları söylüyorum. Fondötenle Hula aynı fiyat, 182 lira. Küçük boyu 182 lira Hula'nın, büyük boyunu hesaplıyorum. 266 lira. Şu var ya, şu efsane ya. Bunu çok seviyorum. 28 pound, 200 lira falan. 196 lira şu primer'ı. Dünyanın en güzel primer'ı. Gerçekten. Aa, gelin Glam Glove'a bakalım. Belki değişik bir maske vardır, Türkiye'ye gelmemiş. Belki. Berry Glow var. Dur bakayım. Yani böyle yoğurt gibi şey. Glam Glow'da herkesin bence Türkiye'de en çok kullandığı ve sevdiği kesinlikle Gravity Matte maskesi. Soyulan gümüş rengi olan. Hemen size fiyatını söylüyorum, bir saniye. 308.75. 310 lira diyelim yuvarlak hesap. Hadi çıkalım bakalım yukarıya. Ay, çıldıracağım diye çok endişeleniyorum. Ya, değişik değişik şeyler. Olursak alalım. Benim en çok sevdiğim Maybelline'in Lash Sensational maskarası. Burada hemen hesaplıyorum arkadaşlar. Hemen indirimsiz fiyatı bu arada bu. Herhangi bir indirim yok. Sezon fiyatı yani. 63 lira. Pahalı. Ay, bunlar ne kadar güzel. Bir de böyle Lash Sensational'ın limited edition şey yapmışlar, rose gold. Yani bir esprisi yok. İçeriği aynı da hani dış ambalajı böyle şeyle. Ama şunlar çok güzelmiş. Bunlar da bakın limited edition. Aa, şahane. Acaba renkleri nasıl? Bir dakika. Bunu açmışlar bak, normalde açmam. Rengi de güzel. Ay, çok şık. Şunun pembe. Şu herhalde fuşya. Evet, fuşya. Çok az kalmış zaten. Bir tane alalım mı bundan? Bu da kırmızıdır. Evet, kırmızı. Hepsini açmışlar. Vallahi bak, hepsini açmışlar. Ben bir tane şeyden alayım. Şu hiç açılmamış, kahverengi gibi olandan alıyorum. Ve çok pahalı. Almayayım acaba? Dur bakayım. Bu da aynı şekilde. Hepimizin çok sevdiği Batiste'nin kuru şampuanlarının fiyatı bizde 45 lira, burada 21 lira. Allah'ım ya. Aa, burada koyu saçlı olan insanlar için de var. Bir tane böyle alayım mı? Bir tane böyle kahverengi saç için alayım. Türkiye'ye en çok gelmesini istediğim yegane şeylerden bir tanesi Garnier'in şampuanları. Yetkililere sesleniyorum. Bakın, yıllar yıllar önce. Ben de o zaman Vakko'da falan çalışıyorum yani. 19 yaşında falanım. Macaristan'a gitmiştik ablamla gezmeye. Oradaki bir yine böyle şey kozmetik markette şampuan almıştık. Yanımıza şampuan götürmeyeyim de. Garnier'in şampuanını ben diyeyim size 15 sene önce falan keşfettim, almıştım. Ve o zaman çok beğenmiştim. Her yurt dışına gittiğimde de mutlaka Garnier'in şampuanlarını alıp kullanıyordum. Uzun zamandır görmüyordum, burada gördüm. Garnier'in Ultimate Blend Hindistan cevizi şampuanı. 14 lira şampuan. Çıldıracağım. 14 lira. Bakar mısınız Garnier'in şeylerine, maskelerine? %98 doğal içerikli şeyleri, saç serisi. Lütfen Türkiye'ye gelsin. Çok memnun kalacağınızdan yani hiç kuşkum yok. İmzamı atarım altına, o derece. Aman Tan, bunlar ne? Bu ne? Şuna bak, aşık olacağınız ürünler. Çikolata şeklinde şey, banyo şeysi. Banyo şerbeti. Banyo şerbeti ne ya? Bakalım neymiş, dur. Böyle ha, bu da böyle. Top gibi değil de böyle atıyor. Ha, mükemmel kokuyor. Ay, ne kadar güzel ya, böyle ambalajlı şeylere bayılıyorum. Bunlar hep şey, banyo ürünleri yani. Aa, bir de şu vardı ya, bu markayı çok seviyordum, Avustralya markası. Aussie, o gitti Türkiye'den, çok güzeldi. Bu body tape ne? Ha, şey, dekolte kapatmak için güzel. Bundan bir tane alayım. Bak şey, bu kızın Fleur de Force'un kaş ürünleri. Hatırlıyor musunuz kızı? Fleur de Force, YouTuber ürünü.
L'Oreal'e bakalım bence. Mesela L'Oreal True Match. Hemen bakalım. 70 lira. 70 lira. Aynı. Evet, bence çok güzel bir alışveriş oldu. Tamamını çok indirimle, %50 indirimle almış oldum. Şimdi bunları artık ödüyorum. Bunların içinde tabii ilginç ürünler de var. Ben şimdi buldukça aldım. Şunu da aldım. Pixi'nin toniği, Glow Tonic. Denerim, yaparım size, yorumlarım. Gerçekten 2 sene koltuk altı şeyi almayacağım artık. O derdimi, problemimi bitirdim. Şimdi arkadaşlar, bazı gereksiz şeyler aldığım doğrudur. Ama çok iyi aldım ya. Simple'ın mendillerini çok iyi aldım. Genel olarak zaten Simple burada çok ucuz. O duş jellerini inanılmaz iyi aldım. John Freda'ları inanılmaz iyi aldım. Yani Freeze Ease'leri o paraya aldığıma inanamıyorum. Ya 100 lira ya, tanesi 100 lira ya. Ben aldım tanesini 20 küsür lira ya. İnanılmaz ya, bir tanesi bedavaya geldi. Müthiş bir alışveriş oldu ve artık gidiyorum. Bu video hoşunuza gittiyse arkadaşlar, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız şu etiklere kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşunuza gittiyse ekrana yine böyle bu tarzda videolar ekleyeceğim. Onları izlerseniz bu video bittikten sonra. Hepinizi çok seviyorum. Yeni alışveriş videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.